Evet arkadaşlar, PartTube'a hoş geldiniz. Bugünün konsepti evde geçirdiğimiz günlere bir ders çıkartıp bir anlam yürütebilmek. Yani... Bu ilk defa olmuyor. Her yüzyılda bir kendini tekrar eden dünyadaki global virüs çılgınlığı bu senede ülkemizde farklı bir şekilde ve bütün dünyada tabii ki sadece ülkemizde değil, farklı bir şekilde yer almaya devam ediyor. Peki, bununla alakalı zamanda sıtma, sarılık vesaire gibi işlerle ilgilendikleri bir durumda çıkardıkları bir ilaç varmış. Zamanında kilise ve papalık kendi ürettikleri baharat likörleri ve daha öncesinde yaptıkları hayat suları vesaire gibi belirledikleri içki gruplarına özel isimler vermişler ki bu tarz hastalıklardan korunabilmek için. Bu tarz hastalıklardan korunabilmek için ilk çıkan içkilerden birisi de tabii ki cin. Çünkü şuraya şöyle bir görsel koyalım. Asterix ve Obelix. Asterix ve Obelix zamanında Hollandalı cesaretini adını veren insanlara inanılmaz bir içerik hazırlıyorlar. Bununla beraber hem zinde hem de güçlü hissediyorlar. Bu hazırladıkları içerik o zamanın içeriğiyle Cenevr, yani cinin atası. Savaşta insanların ceplerine bir şişe Cenevr verirlermiş ve yanlarında da bir plaka kinin. İster istemez insanlar sıtmadan ve ummadan kendini koruyabilmek için kinin kemirmeye başlıyorlar. Ama düşünseniz, ağaç kabuğu kemiriyorsunuz ve bu çok yorucu ve sıkıcı olabilir. Kaç gün daha kinin kemirebilirim ki gibi. İster istemez bu kinini birazcık daha yumuşatabilmek için savaşa giden askerler ceplerindeki mataranın içerisine o kinini koymaya başlıyorlar ve kininli bir su yaratmaya başlıyorlar. Kininli su yudumluyorlar. Bu sayede kinin kemirmemiş oluyorlar ve istenilen vücuda giren kinin miktarı aynı oluyor. Belli bir yerden sonra cebinizde bir şişe cin var, Cenevr var, bir şişe de kininli suyunuz var. İster istemez kininli su toniğin atası oluyor. Bu da cinin atası. İkisini birden vücutta bunu böyle taşımak ve çok uzun kilometrelere ya at üstünde ya da yürüyerek yaptığın durumun içerisinde taşımak çok zor olacağı için bunu karıştırıyorlar ve ilk cin toniği savaş sırasında çıkartmış oluyorlar. Yani savaş sırasında bununla mücadele edebilecek en önemli içecek grubumuz ne burada? Peki bir düşünün bakalım. Tabii ki cin. Bugün cinle beraber bir kokteyl hazırlayacağım o yüzden. Daha önceden Bloody Mary yapmıştık. Bloody Mary'yi bu sefer cinle beraber hazırlayacağız ki içindeki tuz, acı vesaire derken kereviz birazcık daha sağlık çağrıştırsın ve sizi birazcık daha zinde hissettirsin. Çünkü burada en önemli olan şey sizin psikolojinizin sağlam olması. En iyi şekilde bu durumları atlatabileceğiz birlikte diye düşünüyorum. Sıralamayı burada birazcık değiştiriyorum. Normal Bloody Mary'den farklı yapacağım. Bloody Mary'de ilk olarak koymamız gereken içerik çünkü buz, biliyorsunuz. Burada ben bunu buzsuz olarak hazırlayacağım. Kerevizin içerisine cini koyacağım. Burada bıçağın arkasıyla şöyle bir hafif ezeceğim yaprakları. Olabildiğince kereviz aromasını cine geçireceğim. Nasıl geçirdim ama? Nasıl geçirdim ama? Kereviz aromalı bir cinimiz var artık. 3-4 damla kadar Tabasco, acı sos. Bir de bunun chipotle ile beraber hazırlanan birazcık daha füme Tabasco'su var. Bundan da bir 3-4 damla kullanıyorum. Bunlar benim evimde olduğu için sadece bir tanesini kullansanız yeter yoksa. Worcestershire şahı kullanıyorum. Bu bir balık sosu. Bundan da 3-4 damla kadar kullanıyorum. Bloody Mary'nin de olmazsa olmazı. Ben ilave olarak Angostura bitter de koyuyorum. Bunun da bazını kantoron oluşturuyor. Çünkü bir sağlık çağrıştırmak gerekiyorsa bizim içki gruplarının umkası olarak düşünebilirsiniz. Konsantre baharat likörü. 3-4 damla kadar koyuyorum. Umka yerine de kullanabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için. 2 siyah kadar kokteyl zeytin suyu, salamura. Bolca karabiber. Ve bir şimdik tuz. Çok havalı bir makinem var, o yüzden bunu kullanmak istedim. Ve bunu birazcık kaşık yardımıyla karıştıracağım. Oh, gayet güzel kokuyor. Yarım lime kullanacağım bu işlem için. Yarım lime'ı da şöyle sıktım mı, bu iş tamam. Şimdi birazcık buz alalım. Ve bardağım dolana kadar domates suyu ilavesi yapıyoruz. Bağ kaşığı yardımıyla şöyle güzelce bir karıştırma işleminden sonra
Bardağımın üzerine kerevizlerimi koyabilirim. Üzerine birazcık lime sıkabilirim. Şöyle biraz karabiber. Birazcık tuz. İstersen birazcık salatalık. Salatalığımı da şöyle koyabilirim hatta. Buna da birazcık daha tuz. Zeytin. Ve kokteylim hazır. Sevgili PartyTube takipçilere, bu kokteylimizin ismi sizce ne olsun? Hadi bu kokteylin altına yorum yapın. Beraber belirleyelim bu kokteylin ismini. Afiyet olsun. Çok ayağımış be.